Başım bayım. Amanın öldüm. Hadi Allah rahatlık versin. Ayırdın mı bizimkileri? Ayırdım. Vereyim akşamda. Yarın verirdik. Boş ver şimdi. Erken gidiyor, göremiyorum. Vereyim de rahat edeyim. Sen bilirsin. Ay senin Seyit Bey diyen diline eşek arısı soksun. Buyurun bayı. Zahmet olmazsa bir Samsun alabilir misin? Oo, gel patron, gel. Olur canım. Ha şöyle yola gel bakalım. Kısa bir vaktinizi alacağım. Gel gel ya, yüzünü göreyim, gel. Ya film seyrediyorsunuz, rahatsız etmeyin. Bitti zaten. Otur. Yok. Ya size şunu takdim edeyim. Eve gelen faturaların üzerimize düşen kısmı. Buyurun. Ya ne diyorsun Allah aşkına? Bırak, para mı isteyen var sizden? Lütfen. Yoksa kendimizi kötü hissederiz. Bu kadar hassas olma be patron. Onun için kafan yastıktan kalkmıyor. Boş ver. Faturaların hepsi otomatik ödemeden ödeniyor. Ama yine de bizim... Bak. Bozuluyorum ama. Bunlar da senin bana verdiğin paranın faizi olsun be patron. Yok. O ayrı, bu ayrı. Ben faiz istemem sizden. İyi o zaman. Her şeyi hesaplayalım. Ben de yengeme yemek pişiriyor diye para vereyim. Aa, hiç olur mu öyle şey? Bu niye oluyor peki? Hadi hadi, bırak onları şimdi, koy cebine. Otur, iki laf ederim. Hay ayağının kısmetini seveyim patron. Alo? Rahatsız etmedim inşallah, saatin farkında değilim. Siz her saat rahatsız edebilirsiniz beni. Yani hiç rahatsız etmiyorsunuz, ayrıcalığınız var. Teşekkür ederim. Bugünkü telefonunuzdan sonra işleri hızlandırdım. Sigorta şirketiyle de konuştum. Herhangi bir kayba uğramayın diye hemen başlatacaklar sigortanızı. Ama siz olmadıktan sonra... Hayır hayır. Benim üzerimden başlatacaklar. Sigorta poliçenizle ben ilgileneceğim. Oh, bu güzel. Yarın eski poliçeleri bizzat kendim takdim edeceğim size. Biriyle de yollasanız olur. Kahvenizi içmek için fırsat çıkmış. Kaçırır mıyım? Tamam o zaman. Yarın görüşürüz. Hoşça kalın, görüşürüz. İyi geceler. Ben daha fazla rahatsız etmeyeyim. Yapma be patron. Gözünü seveyim. Keyfim yerine geldi. Otur, iki tek atalım seninle. Teşekkür ederim. İlaç kullanıyorum ben. Asıl ilaç bu ama... Neyse. Otur ya. İçmesen de eşlik et. Şöyle hasbihal babından. Hayır, yanımda bekliyor ama. İyi peki. Yalnızlık zor be patron. İnsan iki kelam edecek birini arıyor. Doğru. Gönlümüzü dolduracak birini de bulamadık daha. Yani bulduk mu acaba, onu da bilmiyorum ya. Bugünlerde öyle şaşkın durumlar yaşıyorum yani. Anlayacağım bir aday var. Hayırlısı. Biraz dişli kendisi. Hem dişli hem dişi. Ya şaka bir yana, esaslı hanım. Çok sert böyle, tedbirli, namuslu, temiz. Düşün ki ben askıntı olurum korkusuyla önce evliyim diye tanıttı kendini. Okumuş, iş güç sahibi. Bir de güzel ki sorma. Diyeceksin ki her türlü meziyet sahibi hanım seni ne yapsın? Ah, estağfurullah. Benim de kocaman bir yüreğim var patron. İçi de tertemiz, biliyor musun? Biliyorum. Hadi afiyet olsun. Ya otur, Allah aşkına otur. Beni yalnız bırakma. Bak darılacağım şimdi ha. Hay yaşa patron. Dur ben bardak getireyim sana. Baksana. Bunu başka bir gece yapamaz mıyız?
Ben hazırım. Annem. Leyla nasılsın? Ne oldu? Ay bir şey yok. Seni merak ettim. İyiyim ben. Eve gelen giden, arayan soran. Yok yok. Seni aradı mı yine? Hayır. Çok iyiyim. Oğuz'la dışarı çıkıyoruz şimdi. Sus. O adamın adını sakın anma bana. Yanında mı? Evet. Ay. Hay Allah. Benle konuştuğunu belli etme bari. Tamam. Ama pişman oldum aradığıma. Neyse sesini duyduğum için rahat etti. Hadi kapatıyorum. Dikkat et kendine. Tamam, merak etme. Hadi iyi akşamlar. Sana da. Nazmi gitmemiş. Çok güzelsin. Sen de çok yakışıklısın. Geceye hazırız o zaman. Evet. Hadi çıkalım. Allah Allah. Şimdiden anladım ben. Bu ev uğurlu geldi bana. İçime çok güzel şeyler doğuyor. Hadi patron, güzelliklere. Ali Rıza. Gel yengem, gel. Aa, içki mi içiyorsun? Hayır. Mithat Bey'e eşlik ediyorum. Sağ olsun, yalnız bırakmadı beni. Gel yengem, gel, gel. Sen de otur. Yok, oturmayayım. Ali Rıza gelmeyince merak ettim ben de. Bakmaya geldim öyle. Esir aldım ben onu. Kolay kolay bırakmam. Gel otur sen de ya. Aa, ailecek dertleşiyoruz şurada. Geç. Yengem, bir kadeh de sana getireyim mi? Aa, aman istemem. Size afiyet olsun. Ya ne iyi oldu böyle ya. Yıllarca lokanta köşeleriyle otel arasında mekik dokuduktan sonra böyle evimde dostlarımın arasındayım. Ya çok alıştım ben. Siz gidince ne yapacağım ben bu evde tek başıma? Niyetiniz var mı adam? Çok yalnız kalmazsınız inşallah. Patronuma bak. Ağzından bal damlıyor bal. Hayırdır? Ya bakalım nasip kısmet. Yalnızlık Allah'a mahsus yengem. Biz de böyle kalmayacağız elbet. Zaten yeterince geç kaldık. Benim yaşımdakiler torun seviyor. Oo! Her şeyin bir zamanı var. Geç olsun, temiz olsun. Öyle öyle. Ne diyorum biliyor musun patron? Keşke ben evlenene kadar gitmeseniz buradan. Vallahi ses soluk kesilince ne yapayım?